Selam arkadaşlar. Yüksek verilerle çalışmak isteyen arkadaşlara bir program ürettik inşallah. Beklentileri karşılayacak bir program inşallah. Öyle görünüyor. Program bütün programlarımız olduğu gibi böyle bir şifre de geliyor. Bu deneme sürümü. Deneme sürümü olduğu için şifresi 1, 2, 3, 4, 5. Ve açıyoruz programı. Ondan sonra bu programı 3 günlük deneme sürümü paylaşacağım şimdilik. Bu deneme sürümü 2024 11 11. ay 29'u 2024 12. ayın 3'üne kadar kullanılabilecek. 3 günlük deneme sürümü. Ondan sonra burası koordinat için. Buraya ondalık koordinatımızı yapıştırıyoruz. Koordinat yapacağım işlemin ortasında tam merkezinde kalacak. Buradan bunu yapıştırabiliriz böyle. Burası alan büyüklüğü metrekare bazında. Şu anda 1000 metrekare ve 0,5 bunlara metre nokta aralıkları metre olarak yani yarım metre 35 santim falan düşer, 35-40 santime düşer mesafe aralıkları. Bu şekilde. Ondan sonra bunu Google Earth'ta hep nokta olarak görürsün ama çizdiği haritada bunu ızgara olarak veya nokta olarak seçim yapabilirsin. Çıktı olarak TX dosyası, CSV dosyası, TX dosyası, KML dosyası, YPX dosyası, LAT dosyası, bunlar çıktı dosyaları. Ondan sonra buradan veriyi oluşturacağız. Buradan oluşturulan haritaya gideceğiz. Gitmek istersek, görmek istersek. Bu. Bunlar da bağlantılarımız. Telegram bağlantısı, WhatsApp bağlantısı. Evet, şimdi 1000 metrekare üzerinden bir ızgara olarak KML yapalım. Ne yaptığını da görelim. Evet, veriyi oluşturalım. Tabi isim de verelim, ne olduğunu görelim. Şöyle K diyelim. Bin yazalım. Tire yapalım. 05'miş. 05. Kamera dosyasını bu şekilde kaydedelim. TX'e kaydedelim aynı şekilde. Bunu da kopyalayalım buradan. Kopyala. Şimdi bir de TX olarak kaydedelim ki ne kadar da tekabül ediyormuş onu görelim. TX olarak oluşturalım. Bak, ızgara bu şekilde. Izgara bu şekilde olmuş. Bu şekilde görünecek. Bunu TX'i de nokta olarak görelim. Yani aradaki farkı da görelim. TX dosyası. Veri oluştur. Yani aynı veri aslında. Birini TX oluşturacağız ve ızgara oluşturacağız. Şunu T yapalım. Böylece kaydedelim. Evet. Şöyle de bunları sıraya dizelim. Burası şimdi nokta oldu. Kendi haritasında. Bu alan 1000 metrekare. Bu seçimden nokta olarak seçilirsek bu şekilde çizer. Izgara olarak seçilirse bu şekilde çizer. Yani ızgara böyle şey halinde, normal izlik halinde veya böyle işaretçi şeklinde çizer.
Ondan sonra bu alanda 0,5 bin metrekare alanda ne kadar veri yapıyormuş? Şunları kapatalım. Şöyle. Bunda bu kadarmış. Yani 4096. Bu şekilde 4096. Bunu biz çünkü metrekare ne kadar büyür, aralık ne kadar şey yaparsa o kadar şey artar, işlem süresi artar. Biz bunu 100 metrekare üzerinde yapalım, videomuz uzamasın. Ve 5'ten 0,5'ten tekrar yapalım bunu. Bunları gördük. Daha sonrasında duruma göre bakacağız. Şimdi bunu nokta olarak yapalım. Bunu kemere ne yapalım? TX olarak versin. TX versin. T1 diyelim şuraya. T05 diyelim buraya. İsim verelim ki belli olsun. T05. T05. Ondan sonra bunu bir de kemeri alalım. Yeri oluştur. K05. Ayak üzerinde 100 metrekare 0,5 bu kadarmış. Burası 100 metrekare. Bunda kaç tane nokta varmış? Bunu da buradan görelim. Yani 4096 tane noktası varmış burada. 4096. Ondan sonra 100 metrekare üzerinden bunu 1 yapalım. 0,1 yapalım. Bunda zaten alan büyüklüğü belli. Bunda TX alalım. Ne kadar nokta sayısı olduğunu görelim. Alan büyüklüğü aynı 100 metrekare. T01 01 TX. Bunu da şöyle yapalım ki onun sırasını görelim. Şöyle yapalım. T01. Bu 4096'ydı. Bu 10.000 10.100 olmuş. Bunu bir de ne yapalım? 0,5 yapalım. 0. şey 0,05. Genel hızlı olarak bunu gene TX olarak yapalım. Çünkü rakamlarını görelim. Bir oluştur. T 0 05 yapalım şöyle. Bu da böyle 0,05 oldu. Bunda ne kadar olmuş ona bakalım. 0,05. Bu da 40.200 olmuş. Bunu bir de bir yapalım. T 0,0 1 kaydet. Bu ne kadar olmuş? 0,01.
Bu da 1 milyon satır olmuş. Yani en az mı değil, en az değil tabi de 0.5'ten buraya kadar şu 0.5 4096 satırdan sadece 100 metrekare için yaptığımız işlemler daha da yapılabilir. 1 milyon satıra kadar çıkartılabiliyormuş. Tabi bu yorar. Yoksa şuraya bir sıfır daha atarsan bu artık nereye gider? 10 milyona doğru gider. Bunun durumu bu. Ondan sonra alan büyüklüğüne bakalım. Alan büyüklüğüne şöyle yapalım. Şurayı 1 yapalım. O 100 metrekaremiz vardı zaten. Buradan 1000 metrekare yapalım. Ondan sonra burayı KMD olarak yapalım. Burayı açalım. Buna da 1000 diyelim. 1000 metrekare. Yüz metrekaremiz bu kadar. 1000 metrekaremiz bu kadar. Tabii bunun alanını ne kadar sıklaştırırsan işlem süren o kadar sürer. Orası da var. Ondan sonra 3000 metrekare. Şöyle 3000, 4000 yaptık. 3000. Ondan sonra bunu 0.5 yapalım. 0.5 yapalım. Ondan sonra buraya 3000 diyelim. 3000. Evet. Üç bin metrede bu kadar bir alanmış. Yani büyükten küçüğe gidersek şöyle. 100 metrekare. 1000 metrekare. 3000 metrekare. Bunlar bu şekildeymiş. Daha da yapabiliriz. Bunu istediğimiz kadar yapabiliriz. Şurayı 3 yapalım örneğin. İşlem fazla uzamasın. Burayı 30.000 yapalım. Şöyle. 30.000. 30.000 de böyle bir şeymiş. Yani 3000'e göre 30.000. Sınır yok bunda. 30.000, 300.000, 300.000. Bunu 5 yapalım. Çünkü işlem uzar. 5 yapalım. KM'de veri oluştur. 30.000, 300.000. Kaydet. Tamam. 300.000. de bu kadar bir yermiş. Sınır yok. 3 milyon. Tabi burada biraz şeyi yükseltelim. Mesela bunu 10 yapalım. Burası da 3 milyon metrekare. Yani ne alıyor? 1000 hektar. Öyle mi yapıyor? Öyle yapıyor herhalde. 1000 hektarlık yer. Bunu normal izlekle bu kadar sürede çizmem biraz zor. Ama bundan yapabilirsin. Büyüklük olarak da yapabilirsin.
Bunu bu kadar büyük alanda, bu kadar sıklıkta normal izlekte yapamazsın. Bununla yapabilirsin. Tabii bizler işine yaramaz da. Belki başkalarının haritacıların falan işine yarabilir. Bu kadar büyük bir olay. Bizde de normal izlekle burada mesela 100 metrekarede 1 milyon satır. Bunu normal izlekle alamazsın. Bu izlek sayısı işleyebilirsen illaki de faydası olacaktır. Düşüncem öyle. Durum bu. Yüksek veriyle çalışan arkadaşların isteğini karşılayacak diye düşünüyorum. Bir deneyin bakalım nasıl olacak. Nedir? Neye çözüm olur? İşten bu kadar. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.